Uygun, evet. Uygun, tamam, başlıyor. Çok güzel. Tekrardan çok teşekkürler. Ben hızlıca da kendimi de tanıtmak istiyorum. Hayatımın son 30 senesini teknoloji geliştirmek ve teknoloji geliştirecek ortamları hayata geçirmek için sahada uğraştım. İşte İsviçre'de Einstein'ın okulundan, Amerika'da telekomünikasyon tarihinin yazıldığı laboratuvarlarda fiber optik konusunda buluşların ticaretleşmesinde rol oynadım. Arkasından ülkemizde 60 üniversitenin teknoloji transfer ofislerini ve bir o kadar teknokentlerini ziyaret edip yetkinliklerinin arttırımı için çalıştım. Buralarda yine 2500 tane, hatta daha bile fazla teknoloji startup'ı ile konuşup ilerlemelerine destek olmaya çalıştım. 2 sene önce TEDx konuşmamda bu bilgilerimi 17 dakikaya sığdırıp teknoloji kimler yaratır diye özetledim. Çok kişi alkışladı ve ben bu işi bildiğimi zannettim. Ta ki Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı programının veya daha doğrusu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın dünyada 6 kişiyle birlikte bana verdiği proje için çalışana kadar. Meğerse teknoloji nasıl kurgulanır, nasıl yaratılır kısmını biliyormuşum. Burada bu o zaman o etkinlikte de bunları teker teker anlatıp örnekler vermiştim. Ama teknoloji nasıl değer yaratır kısmını hiç anlamamışım. Problem çözmek ve değer yaratmak kelimelerini sadece tek boyutta yaşamışım. Çocuklarımız, kültür, harmoni, doğa ve huzur konularını hiç düşünmemişim. Proje neydi biliyor musunuz? Dünyanın derdi olan 17 büyük problemi az gelişmiş ülkelerde çözecek teknolojiler geliştirerek ve bunları bir kuluçka programında tasarlamak ve bunun için de bana o zaman 3 ay kadar bir süre vermişlerdi. O zaman çok heyecanlanmıştım çünkü kendimce dünyayı kurtaracak 3 ay vardı. Tabii yani dünyayı neden ve kimden kurtarıyorsak o da başka mesele. Ama 3 ayımız vardı ve bu proje üzerinde 6 kişilik bir takımla çok ciddi çalışmalar yaptık. Peki bu projeyi becerebildim mi diye sorarsanız, evet becerdim. Peki dünya değişti mi derseniz, hayır dünya değişmedi. Onun için bilim insanlarına, sizin gibi kişilere çok ihtiyacımız var. Türkiye'de bu süre zarfında, Türkiye'de 45 tane, dünyada 40 kuluçka inceledim ve raporları okudum, makaleler topladım ve projeleri dinledim. Meğerse bu az gelişmiş ülkelere milyarlar harcanmış. Onu gördüm. Ne teknolojiler yollanmış ama halen problemler yaşanıyor. Çünkü yaşanan problemler Afrika'da, burada solda gördüğümüz resim gibi, ama çözümler bazen Silikon Vadisi'nden gelmiş, bazen Zürih'ten gelmiş, bazen Kopenhag'dan gelmiş. Ama bütün bu çözümlerin tek ortak noktası olduğunu gördüm. Bütün bu çözümler klimalı ofislerde oturan plaza kahramanlarından gelmiş. Ve o klimalı plazalarda oturan ile Afrika'da ücra köşesinde bulunan kişi arasında tek bir boyutta ilişki var. Onu gördüm. O da teknolojik bir çözüm. Ve bu olmuyor. Yani hayatım boyunca, 30 sene boyunca teknoloji geliştirdim değişik konularda. Fiber optikte, kuantum teoride, özellikle kuantum optik taraflarında çalışmalar yaptık. Dünyanın her yerinde bunları uyguladık. Ve hayatımda tek teknoloji odağında ilerledim. Ama görüyorum ki bu böyle olmuyor. Dünya politikacıları, mühendisleri, bankacıları diyelim, rahat etmek için bu kompleks problemler, aslında kompleks olan problemlere, İngilizce bunlara wicked problem deniyor. Birbirinin içine geçmiş çok yönlü bütünleşik problemlere bütünleşik bir yaklaşım yapılacağına, bunu basite indirip aslında tek problem tek çözüm üzerinde bağlamışlar ve bunu da startuplara havale etmişler son senelerde. Bunu gördüm. Aslında problemler, gittiğimiz zaman bir çözüm ya da bir hizmet sunduğumuz problemler hiçbir zaman
tek boyutta değil bunlar. Onu gördüm. Bunlar çok boyutlu ve ancak bütünleşik olarak yaklaşıldığı zaman çözüm üretilebileceğini gördüm. Ama biz bunları tek problem çözüme indirmişiz son senelerde ve bunları startuplara havale etmişiz. Ve buna da jargon olarak silver bullet approach demişiz. Yani gümüş kurşun yaklaşımı, her şeyi çözebilecek gümüş kurşunla yaklaşımı aramışız. Belki bu yaklaşım fotoğraf paylaşım veya taksi çağırma için işe yarıyor. Ama iklim problemini, cinsiyet eşitsizliğini, su problemini veya çok daha kompleks biyoteknolojik problemler için işe yaramıyor. Hakikaten problem bölgelerinde ne olduğunu, ne yaşandığını, ortamın nelere imkan verdiğini, kültürün neden olduğunu hissetmeden ve onu anlamadan çözüm üretemiyoruz. Ben bunu gördüm. Yani bu işler sadece laboratuvarlarda değil, hakikaten bu problemin yaşandığı yerde gözüküyor. Bunu anladım. Buna bir örnek vermek istiyorum size. Çok yine bu proje dahilinde yaptığım interview'lardan ortaya çıkan hakiki bir proje. Bunu da çok sevgili abim, müstesna bir kişilik olan eski Garanti Bankası CEO'su, şu anda da TOG'un kurucusu, vakfın kurucusu, başkanı İbrahim Betil'den dinledim kendisinden. Ve senelerce Afrika ülkelerine STK'sı ile gidip destek vermiş ve onunla yaptığım röportajdan bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Yine bir Afrika'nın bir köyüne gidiyorlar bunlar ve o Afrika'nın köyünde su yok. Su gelmiyor. Suyu kimler getiriyor? Bu resimde gördüğünüz gibi o köyün genç kızları her gün 3 saat su taşıyarak, yani gidip gelmeyle 3 saatte bu suları getiriyorlar bu köye. Ve bizim kahramanlarımız bu köye gidiyor, ortamı inceliyor ve gerekli yere bir kuyuyu açıyorlar. Su gelen yerden kuyuyu çalıştırıyorlar ve o kuyudan köye suyu getiriyorlar. Ve köy ilk defa tarihinde köye su geliyor ve herkes çok memnun. Ve diyorlar ki tamam, büyük ihtimalle o akşam orada ne varsa, kuzu mu vardır, antilop mu vardır ne bilmiyorum, onlara bir ziyafet de veriyorlar ve bizim kahramanlarımız geri dönüyor. Çünkü köyün ilk defa akan suyu var. Harika. 2 hafta sonra bir telefon geliyor İstanbul'a ve bir acı haber veriliyor. Su kanalları kırılmış ve suyu gelemiyor. Sizce ne oldu? Sizce bu köye ne yaşandı? Ben de bunu çok merak ettim ve sorguladım. Acaba bunu oradaki geçen hayvanlar mı kırdı? Ya da o köyün erkekleri mi kırdı? Bu kızlar iş güç yapmıyorlar diye. Veya öteki köyün kadınları bunları kıskanıp, bunlar artık çalışmıyor, böyle onlarda su var deyip kıskanıp onlar mı kırdı? Sizce ne kırdı? Uzun bir araştırmanın sonunda ortaya çıkıyor ki bu suyu taşıyan genç kızlar kırıyor. Diyeceksiniz ki neden acaba? Neden bu iş böyle oldu? Bakıldığı zaman ortaya çıkıyor ki bu 3 saatlik su taşıma hikayesi, her gün 3 saatlik su taşıma hikayesi aslında onların o gün içinde yaşadıkları, sosyalleşebildikleri 3 saat. Ve yine arkadaşları ile kendilerini gösterebildikleri, kıyafet giyip o sosyal ortamı yaşayabildikleri 3 saat. Ve su önemli olduğu için kimse bugün gidemezsin, yarın git diyemiyor. Yani bu kızlar o köyde her gün o 3 saatleri sosyalleşmek için, özgürlükleri için kullanabiliyorlar. Biz oraya gidip bütün bu sosyal ortamı bilmeden biz teknoloji getiriyoruz diye bir hizmet sunduğumuzda aslında ne kadar iyilik yapıyoruz her zaman bilmiyoruz. Bizler bilim insanlarıyız ve bu konuda da çok dikkat etmemiz lazım. Ortamı, kültürü, ortamın harmonisini anlamadan geliştirilen teknolojiler uzun ömürlü olmayabiliyor. Hiçbir problem tek boyutlu değil. Ben onu gördüm. Onun birçok yüzü ve etkileşim alanı var. Ve bu yüzden de bütüncül yaklaşım ve uzun dönemli insani yaklaşım çok kritik olduğunu gördüm bu projede. Bunun için tabii
çalışmalar yapılıyor ve bunun için tavsiyeler de var. Bunlardan bir tanesi de insan odaklı tasarım, İngilizcesi design thinking. Design thinking'e baktığınız zaman ben ilk adımından bahsedeceğim. Orada empati geçer. Empati yapılması tavsiye edilir. Ve bu empati de baktığınız zaman nedir diye sorduğunuz zaman birçok kişi bana başkasını anlamak, başkasının hissettiğini anlamak olarak söyledi. Ama daha da bak detaya girdiğimiz zaman gördüm ki aslında empati başkasının hissettiğini anlamak. Ben onu da fark ettim. Yani bu çok boyutlu yapıyı anlayabilmek için dışarıdan gözlem yetmiyor, onu gördüm hayatımda. Onların yaşadıklarını hissedebilmek kritik olduğunu gördüm. Ve o zaman çok daha bunu değişik açılardan fark ettim ve daha geniş çerçeveden bütünsel yaklaşabildiğimi fark ettim. Bunun yanında yani bu iş sadece teknoloji, teknolojide zaten multidisipliner dediğimiz birçok grupla beraber çalışmamız lazım. Ama bütün onun yanında kültürü, sosyolojik durumları, ekonomik şartları, belki sosyoekonomik şartları, hatta dini durumları da anlayıp teknoloji geliştirirken bu bütünselliği de yakalamak gerektiğini gördüm. Bütün bunları yaparken bir şey daha fark ettim. Bu design thinking kısmında çok moda oldu, enteresan. İşte bu empati kısmında Nasreddin Hoca'nın hikayesi karşıma çıktı. Biliyorsunuz Nasreddin Hoca köydeyken bir gün damdan düşer ve yanına bir sürü bütün halk buluşur ve ona tavsiyelerde bulunur. Hoca da der ki bırakın bana köyden bir başka damdan düşeni getirin der. Aslında diyor ki benimle empati kurabilecek ve benim derdimi hissedebilecek birisini getirin der. Benim gördüğüm çalışmalarımda bilim insanlarıyla şuradan geleceğim. Ben olsam ne derdim diye düşündüm. Ben hocanın yerinde olsam ne derdim? Ben hocanın yerinde olsam damdan düşen doktor getirin derdim. Damdan düşen doktor. Hem ne yaptığını bilsin bilimsel olarak ama aynı zamanda benim gibi aynı problemi yaşamış olsun. Her zaman bu mümkün olmayabilir ama mümkün olduğu kadar yakından bunu deneyimlemiş olsun ve benim gibi bu konuyu bütünsel görebilmesini isterdim. Sizler doktorlarsınız, bilim insanlarısınız ama görüyorum ki ben de öyleydim. Birçoğumuz damdan düşmedik ya da damdan düşenin yanında olmadık ya da o deneyime yakın bir deneyim yaşamadık. Birçoğumuz daha çok laboratuvarlardan teorik olarak konulara yaklaşıp birçok çözümler getirdik. Ama bundan sonra hakikaten fark yaratmak istiyorsak benim gördüğüm sahada problemi yaşayan insanlarla beraber yaşayıp onlarla birlikte olmak gerektiğini düşünüyorum. Şunu da sizlerle paylaşacağım. Bu basit bir resim ama geçenlerde yaşadığım bir konu ve beni çok etkilemişti. Balığa sormuşlar. Su sıcak mı, soğuk mu diye. Acaba bunun cevabı sizce ne? Beraber olsak sizden direkt bu soruyu cevaplamanızı isterdim. Burada bu sorunun cevabını ben vereceğim. Bazıları bana dedi ki fark etmez demiş. Bazısı demiş ki ne olursa olsun su olsun demiş. Bazısı ılık demiş. Aslında balığın cevabı ne biliyor musunuz? Bu beni çok etkilemişti geçenlerde söylendiği zaman. Su nedir diye sormuş. Bu çok önemli. Su nedir diye sormuş. Suyun içinde olduğunu farkında değil. Bu ne demek bizim için? Biz ürünlerimizi geliştirirken, servislerimizi geliştirirken, araştırmalarımızı yaparken, bilimsel çalışmalarımızı yaparken belirli varsayımlar içinde gidiyoruz. Bu bizim etrafımızdaki su. Ve çoğu zaman bu varsayımlarımızı sorgulamıyoruz. Bunların içinde olduğumuzu da fark etmiyoruz. Ve o bir yolda, o akıntının içinde, o suyun içinde gidiyoruz. O gittiğimiz için de lineer bir yaklaşımımız var. Ve böyle geldik, böyle gidiyoruz. Dünyadaki bu 17 problemi yaratan, geliştiren, şu andaki
teknolojiye yaklaşım, bakış açımız. Çünkü bu dünyayı bizler geliştirdik. Bu dünyanın problemlerini ben yaptım. Benim gibi, ben 52 yaşındayım, benim gibi eğitim almış kişiler yaptı. Bu teknolojileri biz geliştirdik. Bu ekonomileri bizler geliştirdik. Ve dünya bu noktaya geldi. Bundan sonra bir değişiklik yapacaksak ve hakikaten geliştirdiğimiz teknolojilerin fark yaratmasını istiyorsak ve bu 17 büyük problemin daha da olmasını istemiyorsak, bu COVID problemlerinin bir daha çıkmalarını istemiyorsak, teknolojilerimizi de başka açıdan geliştirmemiz lazım. Sahaya uygularken de başka açıdan uygulamamız lazım. Peki bunları nasıl yapacağız? Varsayımlarımızı sorgulayarak tekrardan başlayarak yapacağımıza inanıyorum. Birçok teori bize, ben onu da görüyorum ve bunu yaşadım kendimde. Birçok teoriyi biz Batı'dan alıyoruz. Silikon Vadisi'nden alıyoruz. New York'tan geliyor. Boston'daki araştırmalardan geliyor. Ama o teoriler, o konteksten geliştirilmiş teoriler ve orada hayat bulabiliyor. Bizim gerçeğimiz sağ alttaki resim. Buraya Eminönü'nden bir resim verdi. Bizim gerçeğimiz bu. Biz Silikon Vadisi'nde yaşamıyoruz. Oradaki imkanlar belki bizde yok. Yani belki bizde yok, bizde yok. Onu da gördüm son 30 senede. Burada bir şey geliştireceksek, buradaki kontekste bunları geliştirmemiz lazım. Oradaki teorileri buradaki kontekste uyarlamamız lazım. Ben maalesef ki ben de benzer şeyleri yaptım. Oradan bilgileri, teorileri alıp buraya uyguladım. Ama oradaki ekosistemi buraya taşıyamadım çoğu zaman. Ve biz belki de becerirsek mini ekosistemler burada geliştirip ondan sonra o teorileri burada geliştirmemiz gerekiyor. Yaşadığımız ortamın gerçekleri neler, bunun farkında olmamız lazım. Heyecanla birçok startup'ımız bu heyecanla burada başlıyor. Burasını Silikon Vadisi gibi gidiyor. Özellikle sağlık sektörü, bu kadar regüle bir sektörde hayat çok daha zor. Burada regülasyona uymak gerekiyor. Regülasyonun yaptırımları var. Ortam çok daha değişik. Bu ortamda ne yapabiliriz? Ona bakmamız gerekiyor. Bu gerçekler ortamında ilerlememiz gerekiyor. Geliştirdiğimiz ürünlerin, servislerin, ben onu da soruyorum. Vitamin mi, ilaç mı geliştiriyoruz? Yani bunlar good to have mi, must have mi diye soruyorum. Amerika'ya, Batı'ya baktığınız zaman, tamam son dönemde Amerika biraz tepe taklak oldu. Başka bir dünya yaşıyorlar. Onlar da fark ettiler. Belki onlar da bir mış dünyasında yaşıyorlardı. Soldaki resim çok daha bunlar yoga yapan ve ulvi konularda yaklaşan çözümler bakılıyor. Ama bizim gerçeğimiz halen ülkemizde 3 milyon göçmen var ve bu göçmen kampları da var. Ve bunlar bizim gerçeklerimiz. Geliştirdiğimiz çözümler, hizmetler, teknoloji bir ilaç mı? Yani must have mi yoksa good to have mi? Buna bakmamız lazım. Benim inancım bu ülkede halen biz geliştirmemiz gereken çok ilaç var. Halen biz must have konulara odaklanıp oralarda ilerlememiz lazım. Çünkü baktığımız zaman halen Maslow'un ikinci belki de 2-3 seviyesi arasındayız. Batı gibi oralarda değiliz. Yine bunu gördüm. Son dönemde özellikle ilaç geliştirirken gördüğüm bir konu. Biz burada Ar-Ge yapmıyoruz. Ya araştırma yapıyoruz aslında ya da geliştirme yapıyoruz. Bunu çok iyi bir şekilde ikiye ayırmamız lazım. Araştırma üniversite ve kamu laboratuvarlarında yapılıyor. Bu başka bir dünya. Geliştirme sanayide yapılıyor. Bu da başka bir dünya. Yani Ar-Ge yapmıyoruz. Ar-Ge diye bir şey yok. Ya araştırma yapıyoruz ya geliştirme yapıyoruz. Özellikle son 1,5 senede ilaç geliştirme çalışmalarında bunun içinde oturdum ve bunun çok ciddi farkına vardım. Ne bilmediğimizi bilerek işbirliğine girdiğimizde sonuç ortaya çıkıyor. Üniversite geliştirme yapıyorum zannediyor, alakası yok. Ciddi bu konuda iddia ediyorum. Geliştirmenin G'sini bilmiyor üniversite. Bunu sadece sanayi biliyor ve sanayide bazı kurumlar biliyor. Araştırma kısmında da sadece biz biliyoruz. O yüzden şey yapamıyoruz. Bu işi tam buluşamıyoruz ama burada üniversite ve sanayinin araştırmayla geliştirmenin bir araya gelmesi lazım ve bunu hakikaten biz bilim insanları olarak, öteki taraftan da sanayiciler olarak ne bilmediğimizi bilerek masaya oturup beraber çalışmamız lazım. Bunu görüyorum.
Buradan hızlı geçeceğim çünkü zamanımız da az. Bunu konuşmamda da dinleyebilirsiniz. Bununla da bitirmek istiyorum. Yine bunu bir havaalanında görmüştüm. Resmini çektim, buraya koyuyorum. Diyor ki, "To break the rules, you must first master them." Birçok genç arkadaşımız, bilim insanları, genç arkadaşımız heyecanla sanayiye girip oyunun kurallarını bozmak istiyor, değiştirmek istiyor. Biz de buna inovasyon diyoruz. Yıkıcı inovasyon diyor bazıları. Ama kuralları değiştirmek için, ilk ve yenilikçi olabilmek için ilk önce olan kurallarda uzman olmamız lazım. Eğer biz bilimimizi, çalışmamızı teknolojiye çevirip oradan da ticaretleşmeye ve sahaya inip fark yaratmak istiyorsak şu andaki oyun kurallarını çok iyi anlamamız lazım. Bu işler üniversiteden çıkıp hadi bir şey yapalım demekle olmuyor. Ya da bir laboratuvardan çıkılıp ben bir şey geliştirdim, hemen bunu geliştirelim, piyasayı değiştirelim demekle olmadığını gördüm. Olan kuralları çok iyi anlayıp yutmamız gerekiyor. Elimizde çok iyi bilgi birikimi var. Her biriniz konunuzda uzman doktorlarsınız diyeyim. Uzman bilim insanlarısınız. Ama bazen bizlerin, benim gördüğüm nokta, damdan düşmemiz gerekiyor. Yani sahaya girip sahada ne oluyor ve bu paylaştığımız teorileri sanayide, piyasada nasıl işleniyor, nasıl kullanılıyor onu görmemiz lazım. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi damdan düşen, ben şimdi ekleyeceğim, doktorlara ihtiyacımız var. Sizler doktorlarsınız, sahada inip damdan düşmeniz gerektiğini göreceğim. Ben bunu 30 sene sonra fark ettim. Sektöre gidip bu işleri yaptığım zaman damdan düşmedim ve o zaman aslında bilimle, teknoloji ve piyasada bu nasıl kullanıldığını ve hangi dinamiklerle bunun olduğunu gördüm. Burada da bunu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz önce Hozan'ın dediği gibi sağlık sektörü bu ülke için stratejik bir sektördür. Hep bunu bahsettik. Covid döneminde bir daha bunun ne kadar ihtiyaç olduğunu gördük. Beraber çalışmazsak, ama birinci derecede şunu söyleyeceğim, ne bilmediğimizi bilerek bir araya geldiğimizde karşı tarafın bilgisine daha da saygı duyacağız. Burada kolaborasyon, iş birliğinde olursak ciddi fark yaratacağız. Burada da şu cümleyle bitirmek istiyorum. DNA'nızı hissedin, size ihtiyaç büyük. Çünkü bu ülkede fark yaratacaksak bunu da sizlerle beraber çalışarak yapacağız. Teşekkürler. Doğan abi çok teşekkür ederiz. Şimdi bizi izleyenler var. Soruları varsa biraz soru alalım. Birazdan Mete Beyler ve Bilgen Hanım gelecek. Bir 10 dakikamız var. Sorular gelmiş zaten. Bakalım neler var. Bir tanesi ekranda. Abdullah Baş. Görebiliyor musun? Evet, görüyorum. Diyor ki çoğu Ar-Ge işlerinde ekibin kararlılığı ve fedakarlığı daha kritik oluyor. Çok doğru. Ekonomik desteklerden çok ekosistemin başarıya çok odaklı şekillenmesi problem yaratıyor. Şunu söyleyeceğim. Ben çok Abdullah Baş Bey, çok teşekkür ederim. Burada yaklaşırken bir purpose, bir amaç uğruna gitmek fark yaratıyor. Maalesef son dönemde şirketler ve etrafımızdaki ekosistem başarıyı ekonomik başarıyla birleştiriyor. Parayla birleştiriyor. Bu güzel, bravo, çok iyi. Ama siz hakikaten fark yaratmak istiyorsanız bir amaç, biraz daha sosyal ve ben onu da ekliyorum, vatani bir amaçla gittiğiniz zaman fark yaratıyorsunuz. Biz Türkiye'deki en büyük ilaç şirketlerinden biri değiliz. Atabay İlaç olarak ilk 20'ye giriyoruz ama en büyüklerden biri değiliz. Covid döneminde 4 tane yeni ilaç başvurusu yaptık. Ve birçok bizden çok daha büyük şirket bir tane de iki tane de en fazla kaldı. Bunun da nedeni bir amaç uğruna, bir sosyal ve vatani görev olarak aldığımız
ve çok daha küçük bir Ar-Ge sistemi takımıyla, ki bizim Ar-Ge takımımız 17 kişi, ki büyük şirketlerin 150 kişilik Ar-Ge takımı var ve bu farkı yaratabildik. Çünkü biz bunu Excel'e bakmadan, biz buradan ne kadar para kazanırız değil, bu ülkeye bu ilaçlar lazım ve bunu en hızlı şekilde sahaya çıkarmamız gerekiyor diye bir bütünleşik aynı amaç uğrunda ve bu amaç uğruna giderken çok şanslıydık. TÜBİTAK da benzer hikayeyi gördü. Ondan sonra Medipol Üniversitesi ile beraber bu projeye girdik. Onlar da aynı amaç uğruna gidiyordu ve biz zaten bu yolda giderken buluştuk. Biz proje çağrısı çıktı. Hadi bakalım proje çağrısında ne yaparız değil, bir amaç uğruna giderken ve o heyecanla aynı yolda buluştuk ve fark yarattık. Şimdi bir fark yaratacaksak işbirliği lazım burada ve onu da söyleyeyim. Bizim ülkemizde işte okuyorum, ekonomik katkı değil, ekosistem yok. Ekosistemi de boş verin. Bakın, ekosistemi burada kendiniz yaratacaksınız. Eğer siz o da olsun bu da olsun derseniz bu iş olmuyor. Ve paylaşmayı öğreneceğiz. O da yok bizde. Çoğu zaman bizim yaklaşımımız küçük olsun benim olsun. Bu da yok. Bizde yeterince VC de yok. VC parası da yok. Hani Amerika milyar dolar yatırıyor. Bizim Türkiye'de ortalama yatırı 60 milyon dolarlarda. Bizim Ar-Ge'mizde benim onu gördüğüm startup, büyük şirket ve kamu işbirliği olması lazım. Ve üniversite de bu işin içine girecek. Ve şu anda ben kamu üniversite sanayi işbirliğini becerebildim şirketimizde. Ve yakında da bir startup'ı da bu işin içine alıp dörtlü ilişkiyi yaşatacağız. Çünkü bizim gibi ekosistemlerde daha az imkan olan yerlerde işbirliğine gideceksiniz. Burada da Buğra Bey yazmış, romantizmden bir miktar uzaklaşıp eldeki rasyonellerle odaklanmak gerekiyor. Doğru. Orada şunu soracağız. Ben hemfikirim. İlaç mı yapıyoruz, vitamin mi yapıyoruz? Ve bu ülkeye ilaç lazım. Yani must have konulara girdiğimiz zaman ve stratejik ve must have konulara belki daha az para kazanacaksınız. Okey. Ama sürdürülebilirliği sağlayacağız. %100 eminim. Hani batıya bakıp, Silikon Vadisi'ne bakıp hani orası da burası gibi olsun değil. Eldekiler ve işbirlikleri kolay mı değil ama paylaştığınız zaman bu iş oluyor. Biri 100 kazanmayacaksınız, biri 10 da kazanmayacaksınız, onu da söyleyeyim. Biri 2 kazansak, biri 1,5 kazanmaksak ve bunu 10 sene devam ettirirsek bu da bir şey. Biz buralardayız, ben bunu gördüm. Hani benim yapacağım projelerden büyük para kazanmayı ben beklemiyorum. Ama bir kârı olsun ki sürdürebilsin, ama ne uçacağız ne kaçacağız. Ve eldekileri beraber bir araya getirmemiz lazım. Bu da ancak paylaşarak oluyor. Ve şu anda benim de gördüğüm kimse bir şey paylaşmak istemiyor. Veya çok o taraftarı değil. Ama bunu yapacağız. Bir şey daha fark ediyorum. Üniversiteler son dönem, ki ben de o işin içindeydim ve destek verdim, daha çok ticarileşmeye bakıyorlar. Ama şu anda şunu sormaya başladım. Üniversiteler ticari kurum mudur? Onu sorguluyorum. Yani biz patentlerimizi ticarileştiriyoruz. Burada bazı arkadaşlar da kızacak. Ali Halaç Bey sormuş, ona geleyim. Üniversite sanayi işbirliği çalışmıyor olmasının nedeni sizce nedir? Bir üniversite ar yaptığının ve sanayi sadece geliştirme yaptığının farkına varması lazım. Zaten çoğu sanayi G de yapmıyor. Tamam mı? Onu bile yapmıyor da araştırma ve geliştirme iki ayrı dünyadır. Ve bunları yan yana getirdiğiniz zaman araya bir arayüz lazım. Teknoloji transfer ofisleri gibi bir arayüz lazım. Yoksa olmuyor. Yani araştırma siz bir kere yapıyor. Ben bunu ilaç geliştirirken görüyorum şu anda. Hocalarım bir şey yapıyor. Aa bak yaptık diyor. Sonuç iyi çıktı diyor. Benim cevabım şu. 100 kere aynı şeyi tekrarlayın ve 100 kere bana aynı sonucu getirin. Yoksa bunun bir anlamı yok diyorum. Bir ilaç geliştirirken bu ama... İlaç olmasına gerek yok. Sanayide bir ürün çıkaracağınız zaman tekrarlanabilir olması lazım. Ve bunu mümkün olduğu kadar ekonomik bir şekilde üretebilir bir durumda olmanız lazım. Üniversite bunu hiç düşünmüyor veya çok az düşünüyor diyeyim. O yüzden bana geçenlerde bir süreç geldi. Biz bunu yaptık diye. O süreçle ben ilacı hesapladım. Kilosu 30 bin dolara çıkıyor. Ben Çin'den onu 200 dolara getirebiliyorum. Hoca dedi ki bana, ama ben yaptım bak çok iyi süreç çalışıyor diyor. Evet 30 bin dolar.
onun ham maddesi Çin'den 200 dolara geliyor. Demek ki ekonomik olarak fizibilitesi yok. Demek ki benim öyle bir çalışma yapmam lazım ki 30 bin olmasın, 500 olsun. Ben ona da razıyım. Ama yaklaşımlarımızda ekonomik değer de bu dünyada ister istemez bir ekonomik değer de yaratması lazım ki bunun piyasaya çıkabilmesi için. O yüzden bizim araştırmayla geliştirmeyi ayırıp, yani şu Ar-Ge kelimesini bırakmamız lazım. Ar-Ge diye bir şey yok. Öyle bir kelime yanlış, bir oksimoron. Araştırmayla evet. Geliştirmeyi ayrı ayrı alıp bunların iki ayrı dünya olduğunu anlayıp bir kere öyle masaya oturmamız lazım. Arkasından ne bilmediğimizi bilip karşı tarafa ona göre saygı göstermemiz lazım. İki, hocanın karşısına bu işi bilen birisinin oturması lazım sanayide. Eğer hocanın karşısına bu işi bilen biri oturmadığı zaman hoca hocalığını yapıyor, her şeyi bildiğini diye düşünüyor. Sanayi de bundan rahatsız oluyor. İki tarafında uzmanlığının ne olduğunu çok iyi anlaması lazım. Son projemizde biz bunu böyle yaptık. Biz sentez işini çok iyi biliyoruz. 50 senedir sentez yapıyoruz. 100'ün üzerine kimya sentezi yaptık. Karşımıza da çok iyi sentez bilen hocamız geldi ve iyi bir şekilde işbirliğine gidebildik. Çünkü aynı lisanı konuştuk. Yani iki tarafın, konuşan kişilerin konuşabiliyor olması lazım. Bilgi asimetrisi olduğu zaman olmuyor. Okay? Bilgi asimetrisi olmayacak ama biri araştırmayı iyi biliyor, ötekisi o konuda geliştirmeyi biliyor. Ama ikisinin de konuyu karşılıklı konuşabiliyor olması lazım. Bu arada Atabay ile ilgili bir soru gelmiş. Bu arada çok sayıda soru var. İnsanlar epey sunumunuzu... Yok, yani bizim de core competence'ımız ilaç, geleneksel bitkisel tıbbi ürün olabilir. Yani geleneksel bitkisel tıbbi ürün, yani ilaç kategorisine girecek krem gibi şeyler olabilir. Yine antiviral taraflarda kimya sentez, ilaç kimyası sentezi biz çok yapıyoruz. Asıl temel yetkinliğimiz o. Geliştirdiğimiz ilaçları biz ham maddelerini de kendimiz sentezliyoruz. Kimya ilaç üretim tesisimiz var. İlaç etkin maddesi üretim tesislerimiz var. Onları yapıyoruz ve oradan ilaç geliştiriyoruz. Bizim sektördeki en büyük farklarımızdan bir tanesi bu. Türkiye'de zaten ilaç kimyası yapan 4 tane şirket var. Bir tanesi de biziz. Bu arada öyle. Gelen çok sayıda soru var. Bir 30 civarında soru var şu anda. Eyvah. Ekrana yansıtmadığımız. Muhtemelen saatler sürebilir yanıtları. Ben bu soruları yapalım. Toparlayalım. Seninle paylaşalım abi. Çok teşekkür ederim. Bu arada Mete Bey ve Bilgen Hanım geldiler. Geldiler, tamam. Onları bekletmeyelim. Bu arada çok teşekkürler. Bu yoğun tamam. Zamanda bize yaptın, zaman ayırdın. Çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdasın. Bu arada vakit bulabilirsen yayınları dinleyebilirsin. Tabii normal yerden geleceğim, dinleyeceğim. Evet, peki. Teşekkürler çok. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim sizler beraber olduğumuza. Ha, bu arada bana sormak isteyenler bir soru varsa LinkedIn'den her zaman bağlanın. Ben herkese okey diyorum. Oradan da yazın. Ondan sonra da e-mail üzerinden her şeyi cevaplarım seve seve. Sağ olun, hoşça kalın. Görüşürüz.